Günaydınlar. Yeni bir webinarla da birlikteyiz arkadaşlar. Haftanın son webinarı. Bir aydır yorucu bir hafta oldu. Webinar dolu bir hafta oldu diyelim. Ama kapanışta QNAP'la beraberiz. Aslında bu pandemi öncesinde de QNAP'la biz çok sıkı ve yakın çalışıyorduk. Gerek Buğra'nın bizim ofise gelerek gerçekleştirdiği webinarlar olsun, gerekse normal fiziksel katılımlı etkinlikler olsun. Bir aile çalışıyorduk. Fakat işte araya pandeminin girmesi ve bu dönemde biraz daha böyle sektörün de insanların da önceliklerinin değişmesinden sonra ortalık biraz toz bulutu gibiydi yani böyle her şey havalandı. Sonra her şey sakinlemeye başladı ve bu arada da şeyi gördük. Özellikle pandeminin de force etmesiyle beraber yani dijital dönüşümün tamamen sadece Türkiye'de değil dünyada çok çok daha hızlandığını veya dijital dönüşen şirketlerin işte cloud'a kaydığını ve cloud sistemlerinin daha da yaygınlaştığını. Böyle olunca dijitalleşmenin artmasıyla klasik artan bir güvenlik kaygısı ki ransom verileri gördük. Neredeyse pandemide oturan ve sıkılan bütün hackerların bir şekilde sağ sola saldırdığını gördük. Çok bariz bir şekilde sosyalleşmeyen hackerların daha tehlikeli olduğunu bu geçtiğimiz 2 yılda test etmiş olduk. Durum böyle olunca tabii ki backup üreticileri işte yavaş yavaş güvenlik üreticilerine yaklaştı. Güvenlik üreticileri network üreticileri derken bu alanda QNAP'ta kendi alanının aslında lider bir markası olarak kendi teknolojilerinde pek çok yenilik gerçekleştirdi. Yani geleneksel bir NAS, SAN sistemi gibi olaya bakmak yerine böyle bir sistemi merkezi olarak konumlandırdığınızda bu sistemin pek çok ek ihtiyacı oluyordu. Yani güvenlik bunların tabii ki başında geliyor. Ölçeklenebilirlik önemli. Bir tane cihaz alıyorsunuz birden pandemide olduğu gibi iş ihtiyacınız hızlı büyüyor ve bu cihazı birden büyütmeniz, genişletmeniz gerekiyor. Veya işte riskini azaltmanız gerekiyor. Hem işletim sistemi seviyesinde hem network gelişim seviyesinde. Böyle olunca QNAP da bu alanda çok fazla yenilik yaptı arkadaşlar. Bugün de konumuz bu. QNAP'tan İsmail ve Buğra bizlerle. Sunumu İsmail gerçekleştiriyor olacak. Destek güç olarak yedek diyelim. Yedek kulübesinde de Buğra olacak. Buğra yine hatırlarsanız bizim webinarlardan. QNAP'ta, gerçi Orta Doğu'ya bakıyor. Ben Türkiye diyorum ama Orta Doğu değişmediyse yani rolü en son. Teknik tarafta Doğru, sağ aynen ortada. nasıl Buğra? Bir daha söyler misin? Evet, doğru, Orta Doğu'ya bakıyorum hala. Orta Doğu tarafındayım. Tamam, okey. Hala Orta Doğu bölgesine yani Türkiye'de kapsayan teknik tarafta bir lider sayılır. O yüzden hani teknik anlamda gerçekten kapasiteli bir arkadaşımız. İsmail onu şey için çağırdı. Abi zor sorarlarsa, teknik sorarlarsa diye sağ olsun Buğra da bizlerle birlikte olacak. Önümüzde 1 saat var. 3 dakikasını ben yedim. Geriye kalan 57 dakikasını şimdi yemek üzere İsmail'e sözü devrediyorum. Şimdiden kolaylıklar. Teşekkürler abi, sağ olasın. Öncelikle ben de sana ve organizasyonunuza teşekkür ediyorum, bize bu imkanı sağladınız. İnşallah güzel bir, verimli bir etkinlik olur. Arkadaşlar bizi zorlar, sıkıştırırlar. Buraya da teşekkürler, katıldı. Hani kendimi tanıtarak çok kısa bir girizgah yapayım ben de. Hani uzun yıllardır QNAP'teyim. Türkiye'de QNAP denmiyor, QNAP deniyor. Ben de QNAP diyeyim daha sonra sunum esnasında. Yaklaşık bir 10-11 yıldır sanırım QNAP'tayım. Hani uzun yıllardır QNAP'ın hani başlangıcından sonuna kadar neredeyse bulunduk, dönüşümünü gördük. Buradaki faaliyetlerden sorumluyum. Hani pazarın geliştirilmesi, projelendirmeler, yaygınlaşma gibi. Hakan abinin bahsettiği gibi Buğra da bizim ekibimizde ve bir pazarlama departmanından da bir arkadaşımız var. 3 kişi olarak faaliyet gösteriyoruz Türkiye'de. Şimdi ben sunumun başlangıcını Hakan abinin girizgah yaptığı yerden yapmak istiyorum. Çünkü birbirine bağlı gidiyor. Hani teknolojinin gelişimi, işte dijitalleşme o kadar hızlı ilerliyor ki artık teknoloji. Hani insanlar da hayatlarını daha fazla entegre ediyorlar, daha fazla kullanıyorlar. Sonuç itibariyle de bu bir açıdan da verinin hani büyümesini tetikliyor, artmasını tetikliyor. Biz dahil sizler de her geçen gün bu artış oranlarını büyük ihtimalle, ki öyle tahmin ediyorum, takip ediyorsunuz. Zaten son kullanıcılarımız hani kullanım olan oranlarından da bunu bizden daha çok teşvik ediyorlar. Biz bunu hani projelerimizde görüyoruz. Her geçen yıl terabyte seviyeleri, petabaytlara yükseliyor. Oradan takip ediyoruz ama günümüzde verinin önemi bir hayli gittikçe arttı. Hakan abi bahsetti. İşte bu saldırılar olsun, şeyler olsun. Bu noktada ciddi bir
şu an veriye yönelik sahip olunan veriye yönelik bir şey var, saldırı var. Bunun da korunması gerekiyor. Bu saldırıların hani bize gelen yansımaları ağırlıklı olarak son dönemde bu siber ataklar oldu. Ciddi bir artış oldu. Çünkü en küçük orta ölçekli işletmelere dahi bir saldırıların olduğunu gördük. Çok şükür QNAP kullanıcıları hani üstesinden geldiler. Tabii ki hani detaylar içerisinde konuşuyor oluruz. Bazı kullanıcılarımız verilerini kaybetti, onlar da oldu. Detay sorular gelirse ne oldu, nasıl oldu, onları da cevaplarız. Günümüzde hani şeyden biraz çıktı artık, hani markalar kendilerini o kadar geliştirdi ki artık hani donanımsal hatalar çok fazla olmamaya başladı. En çok bize gelen hani verinin kaybıyla ilgili işte insan kaynaklı hatalar ve son dönemde iki bu siber saldırılar. İşte teknik arkadaşlar bu konu dışında söylüyorum. İşte şirkette anlaşamıyor, bir şekilde veriyi siliyor gidiyor ya da işte farklı kullanıcılar bilmeyerek veriyi siliyor. Bu noktada günümüzde veri artık, ben bazen sunumlarımda da söylüyorum, otomobiliniz varsa hani yakıtınız gibi. Yani veri olmadan otomobil hareket etmiyor, veri olmadan şirketler işleyemiyor. Hal böyle olunca da QNAP diyor ki ben bu ihtiyaçlar doğrultusunda, yani bu ihtiyacı ben gördüm, fark ettim. Teknolojiyi yakından takip ederim, ihtiyaçları yakından analiz ederim ve ona göre çözümler üretirim. Ne tür çözümler üretiyor kısmında ise bizim başlangıcından bugüne geldiğimizde ilk başlarda hani böyle basit depolama cihazları gibi çözümler üreten bir firma gibi düşünebilirsiniz. Niye basit diyorum? Hani bugünle başlangıcını kıyasladığımızda bugüne göre basit kalan çözümler üreten bir firma. Sunumun başından bugüne geldiğimizde işte kendini teknolojiye yakın adapte etmiş, ihtiyaçları yakından analiz etmiş. Bu alanda da artık storage üreten bir firma olmuş. Bu detayları biraz bunun içerisinde vereceğim. İhtiyaçlar farklılaşıyor dedik. O yüzden de bazı farklı talepler gelmeye başlayınca QNAP'e, QNAP'de sonucunda ilişkisel bir çözüm olduğundan kaynaklı artık hani kendi switchlerini de üretmeye başlayan, kendi ürünleriyle bir şekilde bundle diyebileceğimiz tabiri caizse çözümler sunan bir firma haline geldi. Bunun detayını sunum içerisinde göreceksiniz zaten, hani niye buna ihtiyaç var gibisinden. Onun dışında hani bunu nasıl yapıyor derseniz de yani dünya genelinde faaliyet gösteren uluslararası bir firma. Birçok noktada kendisi var. Her sunumda standart bu bilgiler verilir ama yaklaşık, burası önemli, hani 1300 plus şeyi var, personeli var. Bunun büyük bir kısmı yazılım ve R&D kısmından oluşuyor. Yani ürünün geliştirilmesine daha çok yatırım yapıyor QNAP. Bu noktada standart bir sunum slide olduğu için burayı hızlı geçeceğim. Dünya genelinde faaliyet gösteren bir firmayız. Üretim kısmına geçeyim. Zamanı doğru kullanmak için biraz yani 5-6 dakikalık bir video. Hakan abi de beni sıkıştırmıştı. Bu slide'ı atlamaya karar verdim ama YouTube'a girerseniz hani QNAP'in üretim hattının nasıl olduğunu, işte denetimlerin, kontrollerin nasıl yapıldığını video üzerinden görebilirsiniz. Yani baktığınızda etkileyici bir video. Benim bu sunumda özellikle üstünde durmak istediğim kısım burası. Çünkü baktığınızda sunumlarımızda biz referanslarımızı vermiyoruz. Çünkü çok fazla referansımız var. Yani slide'da sığdıramayız. Biraz da sıkıcı olabilir. Bu noktada hemen genelde sunumlarımda artık pandemiden kaynaklı online geçti ama hani biz bugüne kadar ürünlerimizi ne tür işlerde kullandık, ne tür talepler bize geliyor ve biz oralara ürün konumlandırıyoruz. O şekilde anlatmak istiyorum. O açıdan sunumun aslında şu andan sonraki kısımları benim için daha önemli. Şimdi ikiye ayırdığımızda bir hani storage ve normal depolama olarak baktığımızda iki tür iş yapıyoruz. Storage diyebileceğimiz yani kritik verilerin olduğu yerlerde ya da büyük işlerin kesintisiz iş sürekliliğinin olması gereken yerlerde biz bugüne kadar Türkiye'de veri merkezlerine cihazlar verdik. Yani müşteriler artık kendi veri merkezlerini kurmaya başladı. QNAP oralara konumlandı. Zaten müşterimiz kullanıyordu, memnun. İşte veri merkezine de daha kapsamlı, daha kurumsal ürünler konumlandırmaya başladılar. Bunun sebebi başlangıçta aktarmış olduğumuz üzere hani verinin artışı.
ve ihtiyacın farklılaşması, işte tespitlerin artması ya da bu yasal zorunlulukların artması, işte KVKK'dan tutun da yayının dışarıda tutulmasından işte GDPR'a kadar bu noktada QNAP artık hani data merkezleri kurmaya başladı. Birincisi müşterinin kendi data merkezi, kendi içerisinde. İkincisi farklı lokasyona kurulan data center'lara cihazlar vermeye başladı. Üçüncüsü mevcut data center'lara cihazlar vermeye başladı. Çünkü data center'lar bu hizmetleri satıyorlar, takdir edersiniz ki. Ve storage ihtiyacı oluyor. QNAP da o noktaya farklı çözümler üretiyor ve sunuyor. Donanımsal yeterliliklerini ilerleyen sunumda göreceğiz zaten. O yüzden hani burada donanımsal yeterliliğe girmeden devam ediyorum. Data center hizmeti yapıyoruz. Bu noktada ya biz yapmıyoruz da hani çözüm üretiyoruz oraya. Hani data çok büyük olduğu için petabyte seviyesinde şu an işlerimiz oluyor ve burada hani bakanlıktan tutun da bazı kurumlara kadar yapmış olduğumuz işlerde halihazırda var. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz, şimdi bu resimden örnek veriyorum, cihazı sıralı gördünüz ama şu noktada detayını göreceksiniz. İşte ana cihaz arkasına bağlanan genişleme üniteleriyle birlikte yaklaşık olarak neredeyse hani 5 petabayta yakın bir alanı insanlara ya da müşterilerimize sunabiliyor durumdayız. Burada ekipmanların tamamı QNAP çözümleriyle karşılanıyor. Ağırlıklı son dönemde bize gelen talepler bu data center kısmında kurumsal ürünleri nasıl konumlandırabiliriz? İşte böyle bir ihtiyacım var, oraya ürün konumlandırabilir miyim? Gibi oluyor. Biz de oralara bizim kurumsal ürün halimize slide'de göreceğiz. Çözümlerimizi projelendirerek konumlandırıyoruz. İkinci kısımda hani iş sürekliliği çok önemli olan işler de hiçbir kesintinin olmaması gereken işlerde talepler geliyor. QNAP'de bu noktada ürün gamında işte controller'la yapılara sahip cihazlar barındırıyor. Daha çok hani işte geçenlerde bir bankaya verildi. Ondan öncesinde farklı büyük bir kuruluşa verildi. Bizim ürün ailemizde en üst segmentte yer alan controller'lı bir çözümümüzü müşterilerimize son dönemde ciddi oranda tekliflendiriyoruz. Bu cihazın ilk çıkan modelini Hakan abi de test etmişti. Onun üzerine bayağı ekleme yaptılar yazılımsal olarak da donanımsal olarak. Bunun da testini yeri gelmişken dipnot olarak hani vermemde yarar var. Bu önemli çünkü insanların hani anlık erişimin hiçbir şekilde kopmamasını istiyorlar. O noktada da hani eskiden QNAP'in ürün ailesinde yoktu. Biz de o güne kadar hani şey diyorduk, kusura bakmayın böyle bir çözümümüz yok. İsterseniz size aktif pasif bir çözüm sunabiliriz ama günümüzde bugüne baktığımızda artık ürünlerimizi kolay bir şekilde konumlandırıyor durumdayız. Onun dışında son dönemin en popüler aranan ihtiyaçlarından şimdi yeri geliyor artık hani konumlandırdığınız cihaz performans olarak yetersiz kalıyor. Bir şekilde tamam onun RAM'ini arttırıyorsunuz, işte işlemcisini arttırıyorsunuz ya da değişik argüman, donanımsal argümanları takıyorsunuz ama yetersiz kalıyor. QNAP'ta bir süredir ürün ailesine flash çözümleri kattı. Tamamıyla performansa yönelik çözümler üretiyor. Bu noktada iki tip ürünü var. Full flash çalışan. Bir tanesi 30 disk ürünü. Bir tanesi de 24 disk ürünü. Şu ana kadar Türkiye'de bu alanda çok fazla bir marka olduğu için ve bu ürüne yönelik müşteri segmenti çok yukarılarda olduğu için biz ağırlıklı hani onlardaki bu diğer markalara yönelik kabulleri kırmaya çalışıyoruz açıkçası. Ürünü demo gönderiyoruz, test ettiriyoruz. Gayet demiyor bunlar. Ondan sonrasında konumlanıyor. Ama biraz burada biraz daha çaba harcamamız lazım. Dediğim gibi üst noktada farklı algılara yönelik daha fazla efor harcamamız gerekiyor. Donanımsal olarak da baktığınızda ürün karşılaştırmaları zaten globalde yayınlanıyor. Her ürünün alternatifi farklı markalarla test ortamlarına alınmış, sonuçları paylaşılmış, raporları mevcut. Biz de bu noktada diyoruz ki şey varsa, talebiniz varsa hızlı bir şekilde demomuzu sağlayalım size ve bir çözüm üretelim. Soru gelmiş bu arada. Soruları en son mu cevaplasam acaba? Buğra arkadan eritiyor abi. Sen devam et. Hiç motivasyonunu bozma. Tamam. En son cevaplayalım o zaman.
Full flash kısmında da QM artık konumlanmış durumda ve çözümlerini hızlı bir şekilde müşterilerine ulaştırıyor. Onunla, yani onun dışında özellikle neler yapıyoruz? Şimdi geçmişten bugüne şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz ciddi oranda ürün konumlandırıyoruz. Yani pandemi olmasına rağmen mesela biz düşüş bekliyoruz ama geçen yıl 7000 adet ürün konumlanmışız ki bir önceki yılın adedi o. Pandemi öncesinin adedi. Düşüş beklememize rağmen hani böyle bir ürün konumlandırmamız oldu. Bu da Hakan'ın da söylediği gibi ciddi bir siber atak var ve benim aktardığım üzere insanlar da artık yedeğin yedeği, hatta yedeğin yedeği ve offline yedek ve cloud'a yedek, bunları çok girmiyoruz ama hani artık buralara daha fazla önem gösteriyorlar. Bu noktada ciddi bir konumlandırmamız var. Ama bazı işlerimizde bize şu tarz talepler geliyordu. Benim main storage'um var. Tamam, bir yedek storage'da koymak istiyorum. İşte bir SAN ortamım var. Günüp oraya dahil edebilir miyim? Belli bir süre biz hayır dedik. Olmuyor. Çünkü QNAP henüz test aşamalarını bitirmemişti. Günümüzde artık QNAP dedi ki ben orta segmentinden yukarıya doğru bütün cihazlarıma bir kart takacağım. Sunumda ilerleyen kısımda var. Ve o kart sayesinde cihazlarınızı siz mevcut SAN ortamınıza rahatlıkla alabileceksiniz. Bu özellik çıktıktan sonra biraz da hani bunun pazarlamasını yaptıktan sonra, demolarını yaptıktan sonra gördük ki ciddi bir hani talep var, kabul var. Yaptığımız işlem çok basit. Cihaz ve fonksiyonellik kısmı çok basit değil tabii. Yani biz sadece cihazın içerisine kart takarak SAN ortamı zaten bunu çok basit olduğu için öyle söylüyorum. Ciddi bir ürün konumlandırmasına girdik. SAN ortamlarını backup cihaz olarak örnek veriyorum mevcut storage'ın üzerindeki alanın yetersizliğinden kaynaklı orada alan açmakla ilgili projeler oldu. Yani ana storage'ın üzerindeki kullanılmayan soğuk dataları kendi üzerimize almaktan tutun da işte oradaki kapasiteyi arttırmaya kadar ciddi bir şeyimiz var. Şu an ürün konumlandırmamız var ve talepler geliyor. Bu noktada da hani benim sürekli yurt dışına baskı kurduğum bir işti bu ya da feedback'ti bu. Bunu yaptılar. Hız olarak şu an 32G FC'ye kadar çıkabiliyoruz. 16.8 geriye doğru gidiyor. Mevcut storage ortamlarına, bunu aklınıza gelebilecek herhangi bir yapı olarak düşünün, girip onun kapasitesini arttırabiliyoruz veya genişletebiliyoruz. Baktığımızda standart işleyiş olarak hani ASCII üzerinden ya da fiber doğru üzerinden çalışıyor. Bu yapıların teknik kısımlarına çok girmiyorum. Siz daha çok hakimsiniz zaten. Nasıl yapılabilirliğiyle ilgili. Ama soru gelirse tabii ki hızlıca cevaplıyor olurum. Benim çünkü sunumdaki temel amacım hani sizlerden gelecek soruları daha çok yanıtlamak. Hakan abiyle de sunumun uzunluğuyla ilgili bir kısa bir sohbetimiz oldu. Buraları hızlı geçmek istiyorum. Çünkü verimli olsun biraz daha. Onun dışında bu verinin önemi gittikçe arttığı için QNAP'in kendi üzerindeki yazılımsal fonksiyonlar bazı müşteri ihtiyaçlarında yetersiz kalıyordu. Yani müşteri diyor ki benim için verinin bütünlüğü çok önemli. İşte aktarım sırasından tutun da işleyiş sırasında hepsinde ZFS tabanlı, direkt konuya gireyim, ZFS tabanlı storage'ınız var mı gibi. QNAP da bu noktada ilk başlarda kurumsal ürün ailesine ZFS destekli storage'larını ekledi. Tabii kurumsala ekleyince müşteri segmenti çok fazla olduğundan kaynaklı hani orta segmentten gelen talepleri bu sefer biz karşılayamıyor olduk. Çünkü fiyatsal olarak pahalı kalabiliyordu. Bu arada yeri gelmişken hani dipnot. Bu kategorideki bilinen büyük markalarla fiyatları kıyasladığınızda çok ciddi bir alıma yönelik fırsat oluşturuyor. Sadece kendi içimizdeki ürün ailesinden maksat bunu söyledim fiyatsal olarak. Orta segment ürün ailesinde de artık ZFS dosya sistemini sunuyor QNAP. Devam ediyorum. Ben bir ek yapayım abi. Sanallaştırma kısmında Türkiye'de çok fazla kişi yapıyor. Ben... Çok pardon. Buğra şey yapmış da chatten yazıyor sağ olsun. Ben Buğra'nın metinlerini kopyaladım. Buğra sadece panelistlere yazdığı için bilgi vereyim dedim. Yani Buğra cevap veriyor ama sana bana yazıyor. Chatten.
Buğra'yı da uyarmış olayım. Orada To The Everyone var abi. Everyone'ı seçersen chat ekranını herkes görür. Yani mesela soruyu soruyorlar. Sen ben insanlar okuyor. Ama Buğra şeyde kalmış, o menü olarak panelistlerde kalmış. Ben de Şunu Buğra'nın yapsak daha güzel olur mu Hakan abi? Yani bugün soru soruyorlar ama büyük ihtimalle dinliyor. Hani soruyu okuyup sözlü cevaplasak herkes de Tamam, dinlemiş olur. tamam. Ben yine de arada şey yaptım. Tamam. Çünkü idare ediyorum. Buraya da bilgi verdim. Q&A, arkadaşlar sorularınızı Q&A'dan sorarsanız chat'e göre daha manage edilebilir olur deyip tekrar devam edelim abi. Tamam. Ben de soruyu açmışken kısa bir buranın cevabını bilgi ekleyeyim. Şimdi QNAP'in yol haritasında kendi diskini üretmekle ilgili şöyle bir şey var. Buranın dediği gibi büyük disk üreticileriyle anlaşıyor. Kendi hani OEM diskini cihazın içerisine koyup kurumsal sınıfta atıyorum işte büyük disk üreticilerini biliyorsunuz zaten. Onlardan bir tanesiyle ya da birkaçıyla anlaşıp kendi OEM diskini kurumsal segmentteki diskini kurumsal ürünlere koyup kendi servisini onların dışında vermekle ilgili yol haritasında bir planı var. Yani hani onların servis anlaşmalarının dışında işte teknik operasyonunu kendisinin üstlendiği gibi bir şey var ama arka tarafta ciddi bir operasyon gerektiğinden kaynaklı ciddi bir yatırım yapılıyor şu an. Hani hızlıca ben tamam artık başladım ve bu işi devam ettiriyorum demiyor. Çünkü kendi kategorimizde başlayan bir marka ciddi bir sorun yaşıyor şu an. Globalden bize aktarılan. O noktada QNAP hani kültür olarak da biraz tamamıyla mükemmeliyetçi mi diyelim artık? O yapıda ilerliyor. O noktada biraz daha zaman var. Konuya dönelim. Bu zaten sanallaştırma artık herkesin kullandığı, altyapısına kullandığı bir fonksiyon ya da servis ya da hizmet diyelim. Tabii hal böyle olunca verinin üzerinde koşturulacağı ya da oluşturulan datanın kenarda tutulacağı çözümlere de ihtiyaç var. QNAP burada iki aşamalı gidiyor. Birincisi diyor ki ben diyor popüler bütün global bu servisler ya da bu platformlarla işte VMware, Hyper-V, X gibi platformlarla anlaşma yaptım diyor. Lisans anlaşma diyor. Hepsini storage olarak kendimi atayabiliyorum diyor. Burada hangi modellerin bunlarla çalıştığı ya da işte VMware'in hangi QNAP modellerini test ettiğini ya da Hyper-V'nin test ettiğini kendi global sitelerinden de görebilirsiniz. Hani orada yayınlanıyor. Biz de Türkiye'deki gelen taleplerde hani daha çok o modelleri konumlamaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız iş orada storage olarak görev alıyoruz. Sanal makineleri kendi üzerimizde koşturuyoruz. Çok detaylı bir şey. İşte ihtiyacı doğru analiz etmemiz gerekiyor. Doğru ürünü konumlamamız gerekiyor. Her modelimiz tabii ki sanallaştırma altyapısında yeterli performansı vermeyebiliyor. O açıdan dikkatli dinlemeye özen gösterip doğru ürünü konumlamaya çalışıyoruz. Burada hani QNAP ekstra bir lisans talebinde bulunuyor mu derseniz bu yapı için. Hayır. Sadece donanım fiyatları size. Birincisi buydu. Mevcut sanallaştırma ortamlarına storage olarak atanıyor. Bir saniye. Allah'ım. Slide'ımın birisi anlamadım. O ikinci kısmı şuraya geçmeden vereyim. Benden kaynaklı bir şey olabilir. İkinci kısımda da QNAP diyor ki daha orta ölçekli ya da alt orta ölçekli gelen taleplerle ilgili işte VMware kullanmayan, Hyper-V kullanmayan ya da diğer platformları kullanmayan müşterilerimiz için diyor. Benim kendi süpervizörüm var diyor. Benim kendi üzerimde de belli adede kadar makineyi koşturabilirsin diyor. Kendi servisini sunuyor ücretsiz olarak. Siz cihaz üzerinde sanal makinelerinizi koşturabiliyorsunuz. Hangisini daha çok Türkiye'de ürün konumladınız derseniz ekranda şu an duran kısma yani mevcut sanal ortama storage olarak atanma ile ilgili ürün konumlandırıyoruz. İkinci kısım, ikinci bahsetmiş olduğum kısımda Türkiye'de niş özel projeler yapıyoruz. Yani askeri projeler olabiliyor, işte emniyete yönelik projeler olabiliyor, onların kendi uygulamaları var. İşte cihaz üzerinde konumlamakla ilgili işte sanal makine kuruluyor, yazılım içerisine atılıyor, orada koşturuluyor gibi ağırlıklı bu kısımda ürünlerimizi konumlandırıyoruz. Bu işi yaparken tabii talepler geliyor. Yani mevcut sanal ortamların gereklerini nasıl alabilirim? İşte bu işle ilgili bana nasıl çözüm üretebilirsiniz? Şimdi bu alanda da QNAP diyor ki ben diyor bu sanal ortamların yedeklenmesi, yönetilmesiyle ilgili yine aynı şekilde bu alanda çalışan işte dünya genelindeki global markalarda yine anlaşmalıyım. Onları kullanabilirsiniz diyor.
Veya da diyor benim kendi servisinizi artık kullanabilirsiniz diyor. Yani bir tane servis üretti. Baktığınızda ekranda duran ismi geçen. Linkleri de aynı isimde vermeye çalıştım ama buradan paylaşamayacağım. Siz Google'a yazıp hızlıca erişebilirsiniz veya mail atabilirseniz hızlıca paylaşırız. Hepsi zaten Qnity'de web sitesinde Solutions kısmı altında bulunuyor. Bir servis üretti. Artık hani burada şunu sunmak istiyor. Hani sonucunda gidip lisans alamayan müşteriler de olabiliyor. Bütçesi olmayan müşteriler olabiliyor. Veya örnek veriyorum hani basit bir çözüm aranıyor. Basit dediğim kapsamlı değil de hani benim asıl işimi yapabilecek çözüm aranıyor. O noktada da Qnity diyor ki benim servisimi rahatlıkla kullanabilirsiniz diyor. Sanal ortamların yönetilmesi, backuplanmasıyla ilgili. Yine çok fazla yaptığımız, bazen yeri geliyor şehir çapında bunun kamera projeleriyle ilgili vereceğim. Uzak lokasyona verinin depolanması ile ilgili projeler yapıyoruz. Bu birincisi kendi içerisinde olabilir. Lokalinde farklı bir noktaya olabilir. İkincisi lokalin dışında farklı bir noktaya olabilir. Bu biraz şeye de örnek. İlk başta verdiğim veri merkeziyle ilgili yapmış olduğumuz işlere de örnek. Çünkü bir firma geliyor örnek veriyorum. Çok lokasyonlu. Diyor ki ben merkezden 7 noktadan diyor veri paylaşım yaptırmak istiyorum. Veya 7 noktanın datasını kendime aldırmak istiyorum. Veya güvenlik olması için her bir yediğim farklı lokasyonlarda birbirine çapraz şekilde tutulmasını istiyorum. Gibi sorular, talepler geliyor. Bu noktada da QNAP kendi servisini yine sunuyor. Ücretsiz olarak. Tabi bu servisler QNAP'in başlangıcından beri var olan servisler ama her geçen yıl yenileniyor ihtiyaçlar kapsamında. Çünkü atıyorum globalden datalar toplanıyor. Bir bakıyorlar bu servis bu yönde geliştirilebilir. Hızlıca o yönde servis geliştiriliyor. Burada bizim çok dikkat ettiğimiz data büyüdükçe altyapının önemi çok ortaya çıkıyor. Yani X bir müşterimiz bize diyebiliyor ki ben atıyorum Rusya'dan Türkiye'ye veri taşıyacağım ya da Türkiye'den Rusya'ya veri transfer edeceğim. Data ne kadar? Basitini söylüyorum. Atıyorum 40 terabayt hani mevcut altyapıyla mümkün değil. Bu tarz şeyler gelebiliyor. Burada bizim önemli dikkat ettiğimiz kısım altyapının buna uygun olması. Onun dışında biraz da Hakan abinin dediği kısım müşteriler artık hani biraz cloud'a daha çok yöneliyor. Yönelim başladı. Geçmişten beri var gerçi ama hani artık daha çok tercih ediyorlar diyelim. Altyapı da ona göre genişletiliyor, esnetiliyor ya da uygun hale getiriliyor. Benim fikrimi sorarsanız data boyutu yine çok büyüdüğü için hani Hakan abi de yorum katabilir. Aktarım kısmı ile ilgili bahsediyorum. Cloud'un servislerinin kullanılması ile ilgili söylemiyorum. Hala bir çalışmaya, yenilemeye ihtiyaç var. QNAP bu noktada ne yapıyor? Cloud servisleriyle anlaşması var. Diyor ki bende tuttuğunuz yediğin bir kopyasını her ihtimale karşı mutlaka ki yedekleyin diyor. Cloud'u da alabilirsiniz diyor. Yine burada popüler cloud servisleriyle lisans anlaşması yapıyor. Oradan tabii ki hesap basit anlamda söylüyorum. Hesap almanız gerekiyor. Yani account'ınız olmaması gerekiyor. QNAP size sadece o servisi sağlıyor. Yani kendi içerisindeki datanın cloud platformuna aktarılması ile ilgili arayüzünü servisi sağlıyor. Siz o servise girerek şu datayı şuraya, şu günde, şu aralıkta, şu sıklıkta yedekle diyebiliyorsunuz. Bu noktada çok çok farklı servisler de geliştirildi. Örnek şuraya gelirsem, şundan paylaşayım. İşte Amazon'la anlaşma yapıldı. İşte diğer obje tabanlı storage çözümleri üreten platformlar ya da platformlar diyelim donanımlarla da şey yapmadılar. Anlaşmalar yapıldı. Kendilerini günlük onlara storage olarak atıyor. Bir kapsamda hani bir yan sanal ortamlar platformlara storage ataması gibi. Birkaç projemizde bize soru gelmişti. Biz direkt hani geri çevirmek durumunda kaldık geçmişte. Şimdi böyle bir servis tabanlı uygulamayı da kendi bünyesinde barındırmaya başladı. İkincisi diyor ki herhangi bir diyor cloud servisle anlaşman yoksa diyor o servisi ben de sana sunabiliyorum diyor. Yani benim kendi servisimi kullanıp ikinci bir lokasyona koyacağın QNAP'ı ya da kendi lokasyonuna koyduğun QNAP'ı kendi kullanıcılarına yani erişim vermek istediğin kişilere cloud storage gibi kullandırabilirsin diyor. Altyapıyı ve platformu kendi oluşturuyor. Siz sadece kullanıcıları atıyorsunuz, izinlerini veriyorsunuz,
hangi servislere hangi datayı kullanması gibi yetkilerini atıyorsunuz. Ve QNAP size artık bir cloud storage olarak da hizmet vermeye başlıyor. Burada ekstra bir lisans talep etmiyor sizden. Donanıma yatırım yaptığınızda artık hani QNAP'in cloud servislerini de kullanmaya başlamış oluyorsunuz. Bunu nereler kullanıyor derseniz hani müşterimizi sınıflandırırsak büyük kurumsal müşterilerimiz tamamıyla hani datanın storage olarak yedeklenmesiyle ilgili ikinci bir noktaya QNAP koyuyor. Kendi arasında veri replike ediyor. Alt orta müşteriler hani cloud servislere dataları küçük olduğundan dolayı diğer platformları kullanabiliyor. Orta segmentteki müşterilerimiz de genelde QNAP'in kendi cloud servisini kullanıyor diyebiliriz. Devam edelim. Bu kısmı anlattık zaten. Hızlandırayım biraz. Gerçi daha yarım saatimiz var. Bir de backup kısmımız var. Sonucunda sürekli storage projeleri yapmıyoruz. İşte müşterilerimizden talepler geliyor. İşte Windows makinalarımız ya da Mac makinalarımın ya da ortamdaki herhangi bir makinenin yedeğini almak istiyorum. İşte kullanıcı sayım bu kadar. Verimin türü bu. Data boyutum bu kadar. İşte bunu nasıl yedekleyebilirim? Hangi QNAP almalıyım? Orada hızlıca bir çözüm üretiyoruz. Ve o datanın yedeklenmesiyle ilgili yine QNAP'in kendi servislerini kullanıyoruz. Ekstra bir yatırım yaptırmıyoruz. Tabii ki onun da sınırı var. QNAP'in kendi servisleri belli şeyleri yapamayabiliyor. O noktada da zaten ihtiyacı dinlerken müşterimizi bilgilendiriyoruz. Atıyorum NetFactor Gateway'i kullanmayın da bu ihtiyacınızı karşılamaz. Bunu da şu backup programını kullanın. QNAP'e test edilmiştir diye kullanabilirsiniz. Veya işte mevcut QNAP kullanıcılarımız bize dönüyor. Veya başka NAS storage kullanıcıları bize dönüyor. Bahsetmiş olduğum ama yani alanım yetersiz. Ben ikinci bir QNAP'e yedek almak istiyorum. Veya mevcut storage'ımın alanını genişletmek istiyorum. O noktada da işte QNAP yine ihtiyacı dinleyip ürünlerini konumlandırıyor. Kendi ürünümüzün datasını alacaksak kendi servislerimiz arasında çok basit bir şekilde aldırıyoruz. Farklı bir cihazın datasını alacaksak orada hani ortak protokollerin kullanılıp kullanılmadığına bakıyoruz ve kullanılmıyorsa da bu popüler yedekleme programları ile ilgili isimlerden de bir katıcı var mı bilmiyorum ama söylemedim. Onlardan bir tanesini kullanarak mevcut cihazlar üzerindeki datayı farklı alanlara taşıtırabiliyoruz. Büyük çok lokasyonlu kullanıcılardan atıyorum bir gazeteyi düşünün. İşte kullanıcıların mobil cihazlarındaki dataların taşınması ile ilgili, yedeklenmesi ile ilgili talepler geliyor, çözümler üretiyoruz. Veya onun dışında işte çok fazla harcı haksız kullanan hala yedekleme için kullanıcılarımız var. Tabii ki bu yapının değiştirmesiyle ilgili öncelikle bilgi paylaşıyoruz ama dataların yedeklenmesiyle ilgili QNAP'i onlara tavsiye ediyoruz. Tek yaptığımız hani o harcı aksın QNAP'in herhangi bir USB portuna takıp datanın içerisine alınmasını sağlamak oluyor. Onun dışında bahsetmiş olduğum işler backuplama kısmında işte sanal ortamların yedeklemini almak istiyorum. Bu noktada QNAP'in orta segment özellikle ben o ürünleri kullanıyorum. Çözümlerini konumlandırıyorum. İşte geçenlerde mesela bir müşterimizden talep geldi. İşte cloud'a yöneliş var dedik yani işte mesela cloud'daki mail servisini kullanırken onun yedeğini aldırmak istiyor. QNAP de bu noktada diyor ki hani dedik ya ihtiyaçları yakından takip ediyor. Mesela QNAP'in kendi cloud mail pro cloud, şöyle diyeyim Office 365 ile Google'ın mail kampının yedeklenmesiyle ilgili ücretsiz servisi var. Cihazı kurduğunuz zaman hangi datanın ne zaman ne sıklıkla yedeklendiğini belirliyorsunuz. O sıklıkta yedeğinizi alıyor. Bu noktada da bu tarz servisleri ücretsiz sunuyor. Yine. Devam ediyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Storage'ın ters talepler geliyor. Cloud'daki datamın QNAP'e yedeklenmesiyle ilgili yine bu noktada kendi servislerimizi kullanarak yedek aldırtabiliyoruz veya mevcut altyapıyla bu alınabiliyor mu? Ona bakıp çözümler üretiyoruz. Bu kısım bahsettiğim zaten. Sadece Snapshot'a girmek gerekirse Snapshot yedeklerinin ya da Snapshot yedekleme ile ilgili çok fazla çözüm üretiyoruz. Burada detay teknik soru gelirse Buğra cevaplar. Çok ciddi bir talep var çünkü orada. Özellikle de bu atakların artmasıyla birlikte ham yedeğin olduğu gibi hani aktarılması değil de işte Snap yedeklerinin alınması ile ilgili
talepler geliyor. O kısımda da QNAP yine kendi servislerini sunuyor. Mevcut cihazların, ortamdaki cihazların yedeklerini hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Yine aynı örnekten gideyim. Çok lokasyonlu kullanıcılar düşünün. Üniversite düşünün, okulları düşünün, gazeteleri düşünün. Ki dinleyenlerimiz arasında illaki bu tarz müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz vardır. Veri paylaşımı ile ilgili ürünler konumluyoruz. Yani bize şöyle bir talep geliyor. 2000 tane kullanıcım var. Lisans maliyetine girmek istemiyorum. QNAP'te bunu çözebilir miyim? Tabii ki burada datanın türü önemli. Kullanıcı sayısı önemli. Ciddi bir hani analiz yaparak doğru cihazı konumlayıp birçok müşterimize veri paylaşımının düşük bütçelerle yapılmasına yönelik çözümler sunuyoruz. Hani bunların da kendi arasında senkronizasyonu ile ilgili çözümler sunabiliyoruz. Atıyorum yine şeyden gidelim. Ben bir muhabirim, işte ofise geldim. Telefonumda bazı datalar vardı. Uygulamayı açtığım zaman otomatikman merkezdeki QNAP'e data aktarılıyor, oluyor. Yine QNAP'in kendi servisleriyle bunu yapabiliyoruz. Sürekli ücretsiz diyorum ama kusura bakmayın, her şeyi ücretsiz sunuyor QNAP. O yüzden ücretsiz demek doğru olur diye düşünüyorum. Hastanelerimizle çalışıyoruz. Ciddi oranda çalışıyoruz. Yani bu röntgen cihazlarının datalarının saklanması veya hastanenin kendi datalarının saklanması ihtiyaç dahilinde de o erişimin verilmesiyle ilgili cihazlar konuluyoruz. Aklınıza gelebilecek çoğu hastanede barızdır diye biliyorum. Çünkü birçok hastane projesi yaptık. Artık şehir hastanelerine de koyduk. Burada ciddi bir data üretiliyor. O datanın yedeklenmesi veya aktif kullanılması gerekiyor. QNAP de bu noktada diyor ki ben hastanelerine yönelik de çözümler sunuyorum. Biraz hızlandırayım. İşte bu editörlerimizle çalışıyoruz. Şimdi ben basit müzik dinleyicisi olarak baktığımda işte, telefonumdan girip ilk müziği dinliyorum ama şimdi müzik tutkunu ya da müzik yapanlar için baktığımda çok ciddi bir data boyutu var arkada. Onların kendi verinin tutulması ve işlenmesiyle ilgili ya da saklanmasıyla ilgili çözümler sunuyoruz. Yine yüksek boyutlu veri üzerinde çalışan fotoğrafçılarımız olsun ya da bu kategoriye giren stüdyolar olsun. Baktığınızda QNAP çok büyük oranda ya da adetsel olarak ürün konuluyor. Editörler, takdir edersiniz ki örnek veriyorum. Atıyorum şu an bir filmin çekilmesi, depolanması, editlenmesi, saklanması kısmında storage'a ya da bir backup cihazına ihtiyacınız var. Hızlı bir backup cihazına ihtiyacınız var. QNAP'da diyor ki mevcut Ethernet portları artık yetersiz geldiği için ben bu tarz talepler için artık Thunderbolt arayüzü üzerinden çalışan çözümler sunuyor ve ürünlerini konumluyoruz. Bu alanda ciddi bir talep var. Özellikle Thunderbolt yönelik. Uzun zamandır da ürünlerimizi konumlandırıyoruz. Hatta değişik projeler de çıkıyor yani. Bir sonraki slide'ımda göstereceğim. Hani akıllı ev projeleri ya da yat projelerine de bir konumluyoruz. Hızlı gidelim. Bu kısımda QNAP'in yine ürün konumlandırdığı, ciddi datanın üretildiği bir bölüm. İllaki müşterilerimiz kendi yönettikleri alanlarda IP kameralar kullanıyordur. O yapının yönetilmesiyle ilgili cihazlar da kullanıyordur veya yazılım da kullanıyordur. QNAP o noktada o yazılımlara veya o donanımsal cihazlara ek kapasite sunabiliyor. Çünkü her geçen gün bir IP kameranın ürettiği data yine kayıt özelliklerine bakarak ya da öngörerek söylüyorum arttığı için ciddi bir depolama alanına ihtiyaç var. Bu noktada da QNAP birinci servisi mevcut ortama aynı sanal ortamlarda olduğu gibi storage olarak atanmak. İkincisi o ortamı kendisinin yönetmesi. Yine kendi servislerini sunuyor. Burası lisanslı tabii ki. Burası ücretsiz değil. Bu projelerden şehir çapında işler yapabiliyoruz biz. Yani bir şehirde çok lokasyonlu bir kurumu düşünün. Her bir kurumun şeydeki uç birimdeki kameraların yönetilmesi veya depolanması ile ilgili işler yapabiliyoruz. Veya da mevcut ortamdaki storage ya da MVR'ın ya da yazılımla yönetilir. MySpan'ımız var, işte Syntec'imiz var, Axon'umuz var, işte bir storage'ımız var veya storage'ınız yok, sunucu üzerinde listelere depoluyorsunuz. O kapasitenin artırılması gerekiyor. QNAP oraya storage olarak atanabiliyor veya da mevcut
kameralara kendisi yönetici olarak atıyor kendini. Bu noktada birçok kamera markasıyla lisans anlaşması bulunuyor. Devam edelim. Akıllı ev projeleri yapıyoruz. Yat projeleri yapıyoruz. Yatlarda videonun depolanması, paylaştırılması ile ilgili yine aynı şekilde akıllı evlerde ya da kameraların depolanması, yönetilmesi ile ilgili her iki ihtiyaç için de QNAP ürün konumlayabiliyor. Ve ürünlerimiz de çok geniş olduğundan birazdan şimdi ya da onu gösterelim. Çeşitli olduğundan farklı ihtiyaçları karşılıyoruz. Baştaki ikinci slide'da örnek ya da üçüncü tam hatırlayalım. Ne tür ürünler ya da hangi müşteri segmentlerine yönelik? Birincisi kurumsal, ikincisi orta segment diyelim, üçüncüsü de küçük ve ev kullanıcıları yönelik çözümler üretiyoruz. Çok çeşitli ürün gamımız var. Tabii ki burada hepsini anlatmak mümkün değil. Her birinin donanımsal özelliğini bilmemiz mümkün değil. Sorularınız olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Buradaki size aktarmak istediğim mesaj, QNAP ihtiyaca yönelik sürekli ürün geliştiriyor. Yani işlemci artık yetersiz kalmaya başladığında işlemcisini değiştiriyor. RAM kapasitesi arttırmak gerektiğinde RAM'ini arttırıyor. 1 terabaytlar seviyesinde RAM kullanabiliyorsunuz mesela. İki tip de ürün ailesi üretiyor. Bir tanesi masaüstü, bir tanesi kabin tipi. Genelde kurumsal müşterilerimizin bütün projelerinde biz kabin tipi ürünler kullanıyoruz. Orta ve alt sınıftaki müşterilerimiz için de masaüstü ürünler kullanıyoruz. Ürün ailesi çok geniş. 100'ün üzerinde modeli var. Bunu ben bazen sorduğumda hani niye böyle? İhtiyaç çok farklı diyor. O açıdan da sürekli model üretimine ya da model genişlemesine gidebiliyor. Kısa kısa şeyi aktarayım. Bazen müşterilerimiz hani şunu sorabiliyor. İşte atıyorum örnek vereyim. İşte QNAP işte NVMe'yi biz destekliyoruz. Yani destekliyor diyoruz. İşte QNAP 100 gigabit bir bacak ethernetle hız sunabiliyor mu? Sunabiliyor diyoruz. İşte QNAP controller'la çok ünlüye sahip mi? Sahip diyoruz. İşte çift işlemcili cihaz var mı? Terabyte seviyesinde RAM kapasitesine ulaşıyor mu? Evet diyoruz. İlk başlarda tabii ki bunların bazılarına hayır diyoruz. Ama günümüzde artık performansa yönelik ve güvenilirliğe, stabiliteye yönelik QNAP her şeyi kendi cihazları üzerinde sunuyor. Her cihazda full mu geliyor? Hani arabalarda var da full işte şu kadar o gibi. Hayır, esnek cihazlar. Default'ta aldığınız cihazı esnetebiliyorsunuz veya full donanımlı cihazı alabiliyorsunuz. Biz onu işi projelendirirken size öneriyor oluyoruz zaten. Kendi arasında bahsetmiş olduğum üzere kabin tipi ürün ve masaüstü ürün olarak iki sınıfa ayrılıyor çözümlerimiz. Detay sorular gelirse yine cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Devam edeyim. Ürün gamımızdaki ilgili hani fokus olduğumuz alanlarla ilgili örnek vermiştim. Şimdi cihazlarımızı konumlandırıyoruz ama çoğu ortamda yeterli performans sunmak için altyapı olmayabiliyor. Hani bunu aşabilmek için de QNAP hani kendi switchlerini üretiyor. Yönetilebilir ve yönetilemez switchler olmak üzere. Veya örnek veriyorum all-in-one switch gibi düşünün. İşte diski de içerisinde, portları da içerisinde. Yani bir çok lokasyonlu bir markasımız ve mağazalarımız var. Mağazaya sadece bizim bir switch'imizi koyarak işte depolamasından kamera yönetimine, işte switch ihtiyacından diğer bir kadar hepsini karşılayabilen çözümleri de QNAP kendi içerisinde bulunduruyor. Cihazı hızlandırmak istediğimizde, mevcut cihazlarımızı hızlandırmak istediğimizde esneklikten örnek vermiştik. PCI Express üzerinden kartlarımızı cihazlarımıza takıp işte bunlara işte M2 diskler, NVMe'yi diskler takarak cihazın performansını, mevcut cihazın performansını arttırabiliyoruz. Çünkü hani dedim bir sürü cihaz konuluyor binlerce. Her müşterimizin cihazı yetersiz kaldığında hani ikinci bir cihaz almanız gerek diyen bir marka değiliz. Mümkün olduğunca ekipmanlarla onu nasıl hızlandırabiliriz? Veya hızlandırırsak diğer kaynaklar bunu kaldırır mı? Onun analizini yaptıktan sonra yani müşterilerimize çözümler üretiyoruz. İşte 1G'lik Ethernet kullanan müşterimiz ben 10G'lik bir altyapıya geçeceğim. QNAP bunu destekler mi dediğinde işte QNAP'in kendi 10G, 40G, 100G kartları var. Modeline göre bunları konumlandırabiliyoruz. Bu kart yeni bir kart. Türkiye'de daha hiç projesini yapmadık ama merak ediyorum yani. 100G'lik bir kart. Performans görmek açısından merak ediyorum. Ben de eski teknik bir arkadaşımızım. O açıdan da biraz teknik konularda az çok meraklıyım.
Hepsini geçtik. Donanım ürettik. Servisler var. Bu servisleri yöneten yazılımlarımız var. QNAP'ın adı da her geçen gün kendi yazılımlarını geliştiriyor. Niye geliştiriyor? İhtiyaçların farklılaşmasından dolayı, işte güvenlik risklerinin artmasından kaynaklı veya örnek veriyorum işte verinin daha iyi işlenmesine yönelik servislerini artırıyor. İki tip işletim sistemimiz var. Bir tanesi QTS olarak geçiyor, bir tanesi QTS Hero olarak geçiyor. Şimdi QTS Hero olarak artık ZFS tabanlı işletim sistemleri olduğundan kaynaklı ayırdılar. İşte verinin veri bütünlüğü diyelim ya da daha doğru işlenmesi, daha doğru saklanması, daha doğru yönetilmesi, işte daha güvenilir olması. Tabii ki bu daha az güvenilir değil ama ZFS'in özelliklerine baktığınız zaman ZFS tabii ki daha önemli diyor. İki tip işletim sistemine geçti. Büyük ihtimalle benim öngörüm bunu tekilleştirecek artık ileride. Bazı ürünlerinde çünkü şuna gittik yine. Sonucunda ilk başlarda bir NAS cihazı üreticisiydi. Her bir kullanıcının ihtiyacına yönelik servislerini cihazlarda bağlandırıyordu. Artık ufak ufak onu şey yapıyor, konsolide ediyor diyelim. Bazı ev kullanıcılarının kullanacağı servisleri kurumsal cihazlardan çıkarmaya başladı. Çünkü artık tamamıyla storage'a yöneldiğinden kaynaklı. İşletim sistemlerinde bu noktada her geçen gün yatırım yapıyor, geliştiriyor. Hem performansını dediğim gibi hem veri bütünlüğünü daha güvenilir olmasına, daha stabil olmasına yönelik geliştiriyor. Şimdi şu tarz şeyler geliyor bize. Az kaldı, bitiriyorum. Hani ortama bir QNAP koyduğumda hani verime hiçbir şey olmayacak düşüncesine sahip müşterilerimiz de var. Belki biz doğru anlatamıyoruz ondan kaynaklı. Şimdi QNAP hiçbir zaman bir firewall olmadı, UTM olmadı. Ama bu tarz ihtiyaçlardan dolayı artık kendi içerisinde bu güvenlikle ilgili servislerini daha çok eklemeye başladı. Yani antivirüs yazılımından tutun işte firewall servisine kadar. Bu da beta yazıyor ama ben doğru görseli bulamadığım için betayı koydum. Beta değil artık. Bir firewall'u da QNAP kendi üzerinde artık çalıştırabiliyor. Antivirüsü de çalıştırabiliyor. Bunlar tabii ki bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Kurduğunuzda hani verinin güvenliğini bir tık daha arttırmış oluyorsunuz. Globalden gelen taleplerden kaynaklı. Bu yönde de kendini geliştiriyor. İşte bu son dönemde yapılan ataklardan kaynaklı işte artık kendi kontrol panelini cihazlara ekledi. Yani cihazı her saniye, her milisaniye takip ediyorsunuz. İşte bir tehdit algılandı sizi uyarıyor. İşte farklı bir talep var onunla ilgili uyarıyor. Yakinen takip edebilmenizi sağlıyor. Bu yönde de kendi cihazlarımıza yazılımsal geliştirme kısmında bir sürü servisi ekliyor. Yeterli mi? Tabii ki değil. Verinin her zaman yedeğin yedeği bir offline yedek bir cloud'da yedeği olması lazım. Hani bir marka olarak bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz diyen de çıkıyor. Yani araba aldığınızda kaza yapmayacağınız ya da yolda giderken lastiği patlamayacağı anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Yediğin yediği her zaman önemli. Ben kendi evimde dahi iki tane cihaz kullanıyorum. Bir tanesi aktif, bir tanesi pasifte duruyor. Yani belli zamanda kendi kendine açılıyor. Programlanmış durumda ana cihazdan yedek alınıyor ve yedek bittiğinde kapanıyor. Ta ki bir sonraki yedek alana kadar. Yani bu şu anki günümüzde bunu artık yapmak zorundayız. Yani bu hiçbir markanın size sunabileceği tek cihaz özür dilerim, tek cihaz aldım artık verim tamamıyla güvende. Bulunduğumuz ortam için, zaman için bence geçerli bir şey değil. Bana da hiç inandırıcı gelmiyor. Ben her müşterime bize kızsa da, kızmasa da ana cihazı olacak, yedek cihazı olacak, hatta bir tane pasif cihazı olacak anlatıyorum. Yani bunu anlatmak da zorundayım. Olmazsa olmaz. Devam ediyorum. Tabii burada biz şu tarz opsiyonlar tabii ki çözümler düşünüyoruz. Yani ana cihazın iyi bir makine olabilir. Backup cihazın orta segment bir cihaz da olabilir. Sorun değil. Yani bir yedeğin olsun kesinlikle. Bu tarz servisleri yönetmek için yardımcı araçlarımız var. Yani uzaktasınız QNAP'e nasıl bağlanacağım? Birden fazla QNAP'im var. Onları nasıl yöneteceğim? Gibi kısımlarda da QNAP sizin işinizi kolaylaştırmak için yardımcı araçları yine sunuyor. Bunları mobilden de yönetebiliyorsunuz. İsterseniz de uzaktan herhangi bir makineden de kullanabiliyorsunuz. Sunumum buraya kadardı.
baktığınızda Hakan abi sığdırdı diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki. Gayet. Efendim abi. Gayet iyi abi. 10 dakika kala tamamladın hatta. Olaya öyle bakarsak bence gayet başarılı. Süper. Süper. Ya ben her zaman şu şekilde bakıyorum. Yani sunumlarda her şeyi size anlatamıyorum. Yani birebir de görüşmek, anlatmak daha güzel oluyor tabii ki ama hani işte ise bir mesaj vermiş oluyoruz. Soru cevap çok önemli olabiliyorsa. Tamam, hızlıca oraya bir bakalım abi. Önce chat ekranından geçiyorum. Şöyle herkesin bilgisayarda olması için adına hani okuyan okumayan vardır diye. VMware sistemi üzerinde bir domain controller DSP DNS hizmeti verecek. 2-3 makine 3-4 ay geçici şekilde iSCSI üzerinden QNAP TVS 872X i3 8 GB QNAP'la data store çalıştırmak mümkün mü diye bir soru sorulmuş. Yani direkt VC bu, olarak çalıştırabiliyoruz. Burada da bunu cevaplar. Kendi direktörsünüzden yönetebiliyor. Dönmüş zaten. Bunu yapabiliyor. Dönmüş zaten, evet. Cevap olarak bunu yapabileceğimizi söylüyor. Burada yorumlamış zaten. Ben de bir ek yapmak istiyorum. Yani bu tür konularda şey tabii çok önemli. Yani eğer dış bir sistem varsa, hani network anlamında, cihazın kendi kapasitesi kendi üzerinde çalışacak ve internal haberleşecekse belki çok sorun olmamakla beraber, bazen şu oluyor, çok iyi bir cihaz alıyorlar QNAP. İşte atıyorum bunu data store olarak kullanıyor sadece, compute olarak değil. Ama arada mesela 1 gigabit internet var ya da 1 gigabit network var. Bu sefer diyor ki ya işte cihaza çok para verdik, sanal makine de yavaş çalışıyor. Çünkü evet, aradaki iSCSI hattı, yani 1 gigabit dediğim biliyorsun onu megabayta, bizim için data transfer hızı megabayt ya disklerde, network'te megabit. 8'e böldüğünde abi 125 megabayt kalıyor. İşte 3 tane makine diski desen, makine diski başına 40 megabayt bölü saniye kalıyor ki o da makinenin bayılması demektir. O yüzden bunu ben genellikle sahada görüyorum. Yani iyi bir kutu alıp, sen de söyledin ya bunu, çevresel faktörler kötü olduğu için ne yazık ki bu bazen QNAP'ın imajını zedeleyebiliyor. Zaten burada benzer bir yorum yapmış. Bir sonraki konu, pandemi sizin üretimi etkilemedi mi? Üretim anlamında soruyorum. 7000 çok iyi rakam. 7000 şey yaptık demiştiniz ya. Evet, evet. Ya, orada biz şöyle abi, ciddi oranda Türkiye'deki distribütörümüz özellikle distribütörlerimiz ciddi oranda stok tutuyorlar. Yani her yıl sonu bir sonraki yılın belli bir periyodunu kapsayacak stok Türkiye'ye getiriliyor. İkincisi tabii ki globalde etkiledi. Ama QNAP şöyle hareket ediyor. Sonucunda tedarik ettiği ya da çalıştığı bazı firmalar var. Yani önden bilgilendirmeler geldiği için otomatikman tüm dünyaya şey geçiliyor, anons geçiliyor. Diyor ki bir tedarik sıkıntısı yaşanacak diyor. Hani forecast toplanıyor. Yani biz öncesinde o kısmın bütününü kapsayacak değil de belli oranını idare edebilecek şekilde satın almaları Türkiye'ye getirtiyoruz. Yoksa tabii ki etkileniyor. Bazı modellerimizde mesela sıkıntıya düştük. Ama aktif satılan modellerimizde değil tabii ki. O noktada proaktif davranıyor diyelim ki. Tamam. Buğra'nın bir yorum vardı. Onu da söyleyeyim. Çok tam uzmanlık gerektiren noktada bir nokta atış yapmış. Ben kaçırmışım. Eğer QNAP'ı iSCSI olarak kullanacaksanız mutlaka block-based LUN olarak açmanız gerekiyor diye. Bu da evet, performansla evet, alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Evet, aynen, kesinlikle. Tamam. Ben bu servisi, daha doğrusu ilk Azure Backup çıkarmıştınız, onu kullanmıştım. O zaman bile çok iyiydi. Tabii hatlar o zamanlar çok yavaştı. Bizi yoruyordu ama QNAP DAC verileri, QNAP'daki herhalde verileri Azure Storage'a atıyorduk. Bu backup hizmetlerinden bahsediyordun ya abi. Bir müşterimiz de kendi tecrübesini paylaşmış. Bu arada onu ben de hatırlıyorum. İlk bir şey yapmıştınız, bir application. Datayı Azure'a, Amazon var mıydı hatırlamıyorum. Şey yapıyordunuz, oraya credential'ı giriyorduk. Backup oluyor. Ondan bahsediyor. O da eski demek ki benim gibi. Peki, güzel. Onu hatırlamış. Şimdi Q&A'ya geçelim. Chat ekranı bitirdim. Burak burayı zaten bayağı bir temizledi. Şimdi sondan başlıyorum. Aybars Bey'in sorusu. Office 365'in mail exchange aylık backuplama yapılabilir mi? Office 365 için maillerin backup'ı alınıyor mu aslında? Kabaca soru bu. 365'ini alıyoruz evet abi. Ücretsiz günün kendi servisiyle alıyoruz. Tamam. Bir credential giriyoruz herhalde. O data store'u, evet, dataları QNAP'a indiriyor. Evet. Doğru mu? Evet. Ama bu normalde ücretli. Yani ben söyleyeyim de mesela Acronis gibi, Vim gibi, Barracuda gibi ürünlere para ödüyor müşterilerimiz. Office 365 backup için. Siz bunu ücretsiz mi yapıyorsunuz? Evet abi.
Box Safe diye geçiyor. Eminsiniz. Evet, yani Don't baktığınızda box diyelim ben, box diyelim. Tamam, peki. İndirebiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz. Yani künepiniz varsa sınırsız sayıda yedek alabiliyor. İyi, çok iyi abi. Gerçekten iddialı bir hizmet. Peki, donanım, bakım, destek ne seviyede alınabiliyor? Fix verebilen paketleriniz var mı? Orada şunu hızlıca ben cevaplayayım abi. Pandemi öncesi biz tam şeyi başlatıyorduk. Pandemi girdiği için askıya alındı. Hani yerinde destek operasyonunu başlatıyorduk. Servis paket satışı ile birlikte. Pandemi girdikten sonra o hala askıda duruyor yani. Sonlandıramadık. Globalde bazı ülkelerde uygulanıyor. Türkiye'de şu an destek operasyonumuz şöyle. Buğra Orta Doğu'ya bakıyor ama ağırlığı tabii ki Türkiye'de. Onun dışında distribütörlerimizde teknik arkadaşlarımız var. Yani Künep anlaşma yaptığı distribütörlerle bunu zorunlu tutuyor. Teknik arkadaşların olması gerekiyor. Onlar da ne yapıyor? Donanımsal arıza tespitlerini yapıyorlar. Uzaktan müdahaleleri yapıyorlar. Bizim şu an tek yapmadığımız yerinde destek operasyonu. Onu da partnerlerimiz üzerinden sağlamaya çalışıyoruz. İşte birçoğu yapıyor. Yani müşterisiyle bakım destek anlaşması imzalıyor. Biz de onlara yedek parça sağlıyoruz. Yani Türkiye'ye ürün getirdiğimizde ciddi oranda da her ihtimale karşı yedek parça getiriyoruz. Arıza oranlarımız çok düşük olmasına rağmen yedek parça bulunduruyoruz. Büyük ihtimalle pandemi sonrası yerinde destek operasyonunu da başlatmış olacağız. Tamam, süper. Hızlanalım şimdi abi. Son 3 dakikamız. Şey demiş Aybars Bey. Ama her mailbox için ayrı şifreleme yapıyor. Ben tabii anlamadım. Konuya hakim olmadığım için. Belki Buğra yorum yapar. Buğra ile şey de yapabilirler. Hani, Buğra'nın iletişim bilgileri var zaten. Uzak destekle gerçek teste yapabilirler. Tüm sorularınızı bana ticket üzerinden de atabilirsiniz veya ben Skype WhatsApp'ımda paylaşabilirim isterseniz. Tamam, ben diğerlerini de hızlıca okuyayım Buğra, sağ ol. Künab'ın kendi disk üretmek gibi planı var mı? Buna İsmail cevap vermiştin sen zaten. Aktif çalışma ile ilgili bir soru sorulmuş. Aktif çalışan bir cihazınız var mı diye. Buğra evet, şu anda yok demiş. Şu anda yok. Dermiş. Cihaz düşünüyorum diye bir soruyor bu. İkinci cihaz olarak cevaplamış. Aynı cihazın üzerinde Hakan abi sen de test etmiştin zaten. Çift kontrolörlü cihazımız var. Yani var. İkinci bir cihaz olarak soruluyorsa soru ikinci cihaz. Ben öyle anladım. Double tech'le anlaşması var. Yani aynı ortama double tech kurup bir cluster yapı kurulabilir. O lisanslı bir servis. Onu ücretsiz tamam. olarak vermiyoruz. Tamam. Şunu soruyorum. Benim anladığım yanlışsa kim sormuş bunu? Erhan Bey sormuş. Abi iki tane QNAP alıyorum. Tamam, 10'ar terabayt atıyorum. Yani 100'er terabayt. Bunlar cluster çalışıyor. Bu düştüğünde bu devam ediyor. Var mı yok mu? Yok. İki cihaz arasında onu double tech ile yapıyor abi. Tamam, okey. Tamam, şeyi ben biliyorum zaten. Bana gönderdiğiniz cihazda zaten evet. dual controller vardı. Evet. Tamam, onları yaptık abi. Yani canını okumuş. Ama QNAP'in bu arada onu dip şey bize henüz paylaşmayın dediler ama hani onun testleri yapılıyor. Yani iki mutlaka. Cihaz arasında da aktif çalışması ile ilgili. Tamam, okey. Buğra orada zaten çok fazla detay vermiş sağ olsun. Hı hı. Ama güzel, bu konuyu netleştirdiğimiz iyi oldu. Ben de merak ediyordum. POC süreçleriniz nasıl ilerliyor? Pandemide web kamerası dahi bulamadık, alamadık. Büyük kameralar için cihaz istedik. Şey gibi, abi bizi çok dövdüler. Şimdi kuzu soruyu soran yanlış anlamasın. Tanımıyorum da. Burada şöyle cevap vereyim abi. Ben anladım büyük ihtimalle bütününü. Evet. Yani şimdi bizde belli oranda demo cihazları tutuluyor. O cihazları da müşteri sayısı çok fazla olduğu için ya da talep fazla olduğu için demolara göndermiş olabiliyoruz. Yani belli bir demo örneğin bir ay sürebiliyor, iki hafta sürebiliyor. O süre zarfında diğer müşterilerimize hani beklememiz lazım diyebiliyoruz. Hani burada ben şunu anladım. Bu adedi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Hani o bize düşen bir şey. Onunla ilgili ben çalışmamı yapıyorum. Tamam, okey. Evet, yani çok dövdüler diye ben öyle diyorum da hakikaten ben de kendi müşterilerim için de cidden hiç cihaz bulamıyorduk yani. Yani adam kamera alacak, şöyle haklı, kurumsal bir kamera 25 bin lira, 30 bin lira. Şimdi 30 bin TL az bir para değil, kamera kurumsal bir kamera. Adam da diyor ki abi bir takalım bakalım hani odayı alacak mı? Bir haklı bir istek aslında. Çünkü olmadı dediğinde hani QNAP'ta sen diyorsun ya disk alırsın, RAM alırsın, o kutu çöp olmaz. Ama şimdi kamera olmadı deyince adam evine mi götürsün? Evet, evet. Abi yok hani şey Cemil mi akü yok hani motor komple yok. Güzel bir soru. Aklıma o geldi. Peki Hyper Akın Bey'in sorusu. Hyper Data Protector ile örnek bir yedek aldım. Sonra QNAP'tan X donanıma geçtim ve
7'ye dönmek istiyorum. Bunu yapabiliyor muyum? Vim olsa, Acronis olsa ve benzeri biliyorsunuz bunu yapabiliyoruz. Ama bu ürün QNAP'tan QNAP'a çalışıyor sanırım, değil mi? Güzel bir soru. Buğra cevaplamış. Ha, evet, onu tıkladım. Evet, açıkçası biraz araştırdım fakat yanıltıcı bir cevap vermek istemiyorum. Sizden ricam bize bir ticket açıp, okey. Tamam, soruyu ben anladım. Güzel, adam şey diyor, data protektörle ben çalıştım. Ya şirket bir şekilde o yapıyı storage'a aktarmak istedi. Hani VMware'in o backup'ını. Güzel. Yani buna evet bakmak lazım. Buraya sadece bir not, benim okuduğum teknik dokümanlardan aklımda kalan. Yani global bir standart olduğu için ve hani aldığı gibi farklı donanımlara atabiliyor diye benim aklımda kalan. Tabii ki doğru cevabı aldım. Burada yanıltıcı bilgi vermek istemiyorum yani. Şimdi ben yapıyor diyeyim ama olmaz. Yok, hani benim zihnimde kalan sadece doğru cevabı vermemiz lazım. Okey, tamam. Bu kartları Türkiye'de bulamadık bir ara, kolayca istenildiğinde. Kartların hangi kartlar olduğunu bilmiyorum ama Buğra cevap vermiş. Herhalde bu performans veya network kartları olabilir. Bu konuda teselli. Yani burada şu detay sadece, her kartı Türkiye'de bulundurmuyoruz. Çünkü altın da tutabiliyorsunuz bu sefer. Avantajımız şu, yani periyodik olarak bir ayda neredeyse iki sefer Türkiye'ye satın alma geliyor. Yani uçakla getirildiği için çok fazla bir bekleme süresi şey yapmayız, sunmayız. Tamam. Son sorumuz. Ne, bunu ben gördüm abi. Soru değil, yorum. Yapayım mı direkt? Yok, ben okumak istiyorum. Tamam. O kadar çok şey anlatıyorsunuz ki neyi soracağız şaşırdık. Bence sunum çok yoğun olmuş. Bu kadar çok bilgiyi not almak bile yordu. Ben artık tekrarına sakince YouTube'dan izleyeceğim. Güzel, ama Buğra çok güzel cevap vermiş. Arkadaşlar, isteyenler info@çözümpark.com'a mail atarsa Ahmet var bizim ekipten, o bakıyor. PDF olarak sunumu size iletebilirim, İsmail izin verirse PDF olarak PowerPoint değil. Bu sayede, çünkü hakikaten şöyle çok ürün de var, sadece donanımı anlatmadım. Yani mesela buradaki en basiti, bizim HyperData protektörün ismini unutmuş olabilirsiniz, sorulduğu için söylüyorum. O tür başlıkları alıp gerçekten hem Buğra'ya hem QNAP'a ya da işte TESAN'a ulaşıp bu tür konularda en azından daha fazla detay alabilirsiniz deyip artık webinarı kapatıyorum. Süremizi doldurduk. Ben teşekkür ediyorum abi. Herkes katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bir daha var abi. Sunum harici olacak ama 4 yaşında 29.80, yedek olarak 7 ve 8 yaşında 12.79 modelleri kullanıyorum. Tavsiye ettiğiniz kullanım ömrü nedir bu cihazların? Bu arada ya Hakan Bey kardeşi değil. Burak cevaplamak ister mi bilmiyorum. Bizim çok enteresan örneklerimiz var abi. Mesela atıyorum en büyük aklınıza gelecek askeri kurum cihaz almış. Tabii o tarz referansları biz tutamıyoruz. 10 yıl sonra bize dönmüş. İşte ilk sınıfındaki diskle ilgili problem yaşıyorum diye. Bizim cihazlarımızda ağırlıklı disk kaynaklı sorunlar dönebiliyor. Orada müşterilerimizden biz şunu istiyoruz. Cihazlar anlık her şeyi bilgilendirdiği için disk yapısını doğru takip ettiğimizde şu an 24.80'ler falan hala kullanılabilir. Yani burada biz artık bu cihazları değiştirin demeyiz. Yani sunum cihazının da içerisinde dediğim gibi. Sadece yedekleri var mı, onlara baksınlar. Yani 24.80 farklı bir lokasyonun ana cihazsa o cihazın farklı bir yerde yedeği var mı? Bizim için önemli olan o. Okey. Bu arada evet, isim benim kardeşimin ismiyle aynı, hatırladım ama Serkan Uzuner. Benim kardeşim değil, ayrıca yazmıştı. Peki sektörde kardeşimle aynı isimde. Gerçi Hakan Uzuner de vardır da. Şimdi son bir chat ekranında bir şey var. Onda Mehmet Bey'in sorusu. Aynı anda aldığım iki QNAP'tan biri 4.3.6 üstüne çıkmıyor. Çözebilir miyim? Bence ticket açarsanız Buğra bu işi burnuyla halleder diye düşünüyorum. Evet, bu son soruyu da alıp artık webinarımızı kapatabiliriz. Ağzınıza sağlık. Dolu dolu bir webinar oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Kapanış için ben son sözleri size bırakıyorum. İsmail, sonra da Buğra. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum herkese. Katılımları için vakit ayırdılar. Sağ olsunlar. Mümkün olduğu kadar doğru bilgiyi ya çok bilgi aktarmak istedik. Yorduysak affola. Ağzına sağlık. Buğra. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Burada eğer hani sormanız bir soru varsa bana ticket açarsanız veya Skype, WhatsApp'la ulaşırsanız mutlaka yardımcı oluruz. Aklınızda olsun. Tamam. Chat ekranına istiyorsan bu ulaşım yollarını da yazarsan hani mail olur, ticket'ı nereden açacaklar veya Skype, WhatsApp hattına, en azından sana da ulaşmada sorun yaşamazlar. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Hani webinarı kapatacağım ama Buray'ı bekliyorum ki o iletişim bilgilerini paylaşsın. Hani sonra da Hakan Hoca dükkanı erken kapattı.
İşte bilgileri paylaşamadık olmasın diye. Buğra yine panelistlere yazıyor. Sorun değil. Ben buradan kopyalıyorum arkadaşlar hepinize. Şöyle Skype'tan Buğra'ya buradan ulaşabilirsiniz. Chat ekranından WhatsApp'ı da atmış. Onu da paylaşıyorum. Evet, artık saldırabilirsiniz deyip herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok Sağ ol, mübarek. sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun sizler de.